Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Hatta Scott Rupert'un da onu söylemişti. Bu Muhammed'in tabii ki eksiklikleri var hala. Ama sonuç o, o eksikliğin aşması için de oynaması lazım. Bu bir kere birincisi neden bu? Yatırım yaptığım bir santafor. Genç bir oyuncu. Genç bir santafor. Ve şu anda geliştirici bir teknik adamla da çalışıyor. Hatta bu maç ilk yarıda fark etmişsindir. Emre Kılıncı attığı, bıraktığı topta olduğu gibi. E, sırtı dönükken de eskiden böyle bam gün vurdu kaleye. Eskiden dedim daha geçen ay falan yani <gülüyor> <gülüyor> daha yakın zaman ee, hep böyle kale odaklıydı sanki Torrent o konuda da bir, bir şeyleri bastırıyor Mustafa Muhammed'e çünkü duvar olduğu zaman bir bo boş opsiyon görünce hemen pas çıkartıyor ee, bir iki tane bıraktı öyle topları bunları geliştirmesi lazım daha da ilerletmesi lazım ama ne olursa olsun e, dediğin çok doğru fiziksel kavgayı ilk yapacak standıforu Mustafa Muhammed olmalı bu takımda bu Gomis'i de saklayacak bir şey olur. Yani Gomis'i e, maça yeni çıkmış stoperlerin kucağına atmak mı? Ne olursa olsun 84 doğumlu yani Gomis. E, böyle bir gerçeklik var. E, yani daha canlı stoperlerin kucağına atmak mı? Yoksa nispeten dengesi biraz daha dağılmış, daha yorulmuş, Musa Muhammed'in yıprattığı hatta Galatasaray'ın şu oyununu yıprattığı savunmaya karşı atmak mı Gomis'i? Bence bu formül çok daha doğru. E, kesinlikle bu şekilde baskı yapmamak lazım Torrent'e. Hani Gomis oyunu her girdikten sonra gol atsa bile. E, hocam vaka adamlar sürekli gol atıyor artık biraz 11'de başlamasa mı gibi baskı kurmak İş, lazım. Ona doğru gid gid G yani gidecek kesin. Yani. Gidecek kesin ama bu Gomis'i de koruyan bir şey. Hem Mustafa Muhammed'i koruyan bir şey. Sen ana santraforumuzsun, geliştirmemiz gereken santraforsun. Gomis'i de seni belirli plan için aldık. Senin gücünün farkındayız, Yapabileceklerin farkındayız. Hatta aynı şey bu arada Feguri için de geçerli evet. olabilir. Onu da son 30 dakika mesela 60 emre Kılıç 30. Tabii. Ya da 60 çıkaldı, 30 Feguli. Zaten e, formülü doğru oyunun mesela. ikinci bölümündeki Gomis performansının yardımcı evet. rolü de Fegüli'ydi. Aynen. Yani Emre Kılınç'ın yapamayacağı bir dördüncü golde dokunuşu yaptı yani. Tertemiz. Tabii tabii. Bıraktı topu. Şöyle de bir şey var. Yani Gomis'in o son bölümdeki performansını sağlayan belki de başta başlamamasıdır. Yani şimdi hani fikir şöyle gelişiyor ya. Bakın Gomis girince atıyor. Ama başlayınca atamazsa. O zaman girince atıyor Gomis'i de kaybedeceksin. Evet. Bari bırak adamın kafasında bir fikir var hocanın. Girince atıyor Gomis'ini kullansın. Ya da skoru koruyacak mı? Yani illa her maçta geride olacaksın diye bir şey yok. Skor 3-0 iken de Gomis sana katkı sağlar. Topu orada daha kolay tutar. Daha senin nefes almanı sağlar. savunmaya savunmayı daha çok rahatsız eder. O fikir doğru. Bir de bence şu fikir de doğru Galatasaray'da. Bir yanlış bir doğrudan söyleyeyim. Yanlış da değil de ee, sıkıntı Galatasaray 0-15 arasını ligde en iyi oynayan takım, en az gol yiyen takım. Maçın ilk 15 dakika içerisinde yani %6'lık dilimin altında öyle 3-5 tane takım var. En az da Trabzonspor %5 öyle düşünelim. O gol 0-15 arasında gelince tabi puan durumu da son haftalardaki alınan skorların da etkisiyle bir panik başladı. Bir bilinçsiz oyun başladı. O Torrent'in de görmek istediği, senin az önce anlattığın yerleşimler bir türlü birbirini bulamadılar. Rize çok geriye yaslanınca hep dışarıdan şut denemeleri yapıldı. Taylan'ın zayıf şutu. Kerem biraz o reaksiyonu göstermeye çalıştı. Hatta bir bölümde Amiyane tabiyle debelendi Galatasaray. Yani ne yapacağını bilemiyordu böyle bir. Sürekli bir sanki 80. dakikayı izliyoruz gibi. İşte bu 40. dakikada az önce anlattığımız ilk bilinçli yerleşim. Kenar oyuncusu topla geldi. Senin o bahsettiğin ceza alanına gelen 8'lerden bir tanesi pasa hmm. geldi. Pasa gelirken bekini gösterdi. Gel dedi. Çünkü bir şey çizdik antrenmanda Florya'da. Bek half dediğimiz koridordan girdi. Tertemiz bilinçli oynadığı zaman bu Galatasaray daha önceki haftalarda şunu demiştik ya. Fotoğrafa çok iyi yerleşir. Sahaya çok ya yani çok iyi bir fotoğraf verir. Pozisyon almadı ama iş bireysel performansa geldiği için Sadece bu kadar olur. Ya, tabii. Bugün, yani dün akşamki maçta bu bireysel performansı da aldı. Galatasaray onun için de bence e, takdir etmek lazım. Bir de sen daha önceki bir programda şöyle bir şey söylemiştin. Galatasaray'ın merkezden oyun kurulumu sıkıntılı. Hı -hı. Zaten haftalarca gördük. O yüzden Galatasaray oyun kurulumunu artık yavaş yavaş kenarlara Kenara. doğru çevirmesi lazım. Son iki maçtır. Hatta bence Torrent geldiği yani ilk Trabzon maçından sonra tamamen bunu yapıyor. Hı hı. Bu maçta bariz bir istatistik yansıması da var bunun. Galatasaray'ın en çok topa temas eden oyuncusu Omar e, Pananhold, sonra Marcao Nelson. Normalde stoperler daha çok olurken Galatasaray'da iki bek oyun kurulumu tamamen bekler. En çok pas yapan oyuncu da bu dörtlü. Doğal olarak Galatasaray artık hani Taylan'ın o zafiyetinden vazgeçmiş. E, yani onda olmuyor deyince beklerle oyunu kurayım. Stoperler bekleri açsın. Bekleri de senin anlattığın gibi zaman zaman kenarda, zaman zaman içeride kenar oyuncusuyla değişmeli kullanıyor. Artı e, bu fikir Galatasaray'ın en azından hücum yerleşimini de daha sağlıklı yapmasını sağlıyor. Hem öyle hem de e, hatalı oldun diyelim. Kenardan oyun kurarken hata yaptın. Mesela Taylan Rak gibi kaptırdın. E, rakip şurada kaptırdı. Ya da şu, şurada göstereyim daha doğru olur. Şurada kaptırdı. Golü pozisyon olmaz yani Tabii. hemen. Sonuçta Tahçilis'in yakın kaptırmışsın. Ama şurada oluyor. kaptırırsan Taylan baskı yediği anda ve yardım da görmediği Direkt anda gidiyor. ya da Berkan'da bu sıkıntı yaşanıyordu. Direkt gol pozisyonu Direkt oluyor. kale karşı. Evet. O yüzden hani iki türlü de hem oyun kurarken daha sağlıklı oluyor hem de kaptırma ihtimalin daha az riskli oluyor. Bu arada dediğim gibi o iş yetenekte bitiyor derken Morussan'ı biraz ufak parantez açmak lazım. Bence Torrent'in yetenek olarak vazgeçeceği bir oyuncu değil. Ee, ki oyuncunun yetenek olarak şüphemiz yoktur herhalde yapabileceklerini potansiyel olarak. Zaten hazır olmadığından bahsediyorduk bu arada daha ilk dönemlerden bahsediyordum. Hemen fark yaratmasını beklemiyorum diye. Ama vaz, yani teknik olarak vazgeçecek oyuncu değil bence. Eğer bir problem varsa sadece tahmin ediyorum bir mental problem vardır. Hoca ile oyuncu arasındaki ilişkide bir mental problem vardır tempo diye düşünüyorum. Tempo sorunu olabilir bu Bu tempo için çok düşük. Ama olabilir. hiç yani 18 almama falan... Arda'yı anlıyoruz. Evet. Arda'nın durumu belli yani. ama oruçsun. Acaba hani sadece ben başka bir fikir. Bir Covid durumu olabilir mi? Bir açıklama ya yapılmadı ama. Yapılmadı, tabii belki canım. öyle bir şey olabilir. Ya bir kararsa hani bu kararsa hani bir problem yoksa oyuncuda kararsa çünkü iletişimle. Ben mental bir problem vardır belki. Evet. Ya Ma maalesef e önceki örneklerden hani burada yani Roman oyuncularda biraz oluyor bu. Olabilir. Bu Olabilir. Mesela bazı ülkeler maalesef o konuda şey mimli biraz. Mesela Güney Amerika'da Paraguay mimli. Bakıyorsun oyuncu yetenek olarak uçuyor. Ama yukarıya attı oyuncu çok az mesela. Romanya'nın da son dönemde öyle. Belki şöyle bir şey vardır. Hani oyuncu kadroya girmiyor ama bu tam vazgeçildiği anlamına gelmiyor. Tam tersi oyuncuyu daha sonra kullanabilmek için şu anda belki toparlama sürecinde bir yardım. Tabii tabii aynen. Ediliyoruz. Daha hazırlayıp belki evet. de. Ya burada yapacağım. işte şu devreye giriyor. Yani tamam yani basına her şeyi söylemek doğru değil de yani en azından bir bilgilendirme evet. ki ya senaryo yazmayalım. Doğru. Çünkü hani be, biz yani bizim adımıza burada yazılan senaryolar pozitif senaryolar. Yani daha iyi olabilir. Vardır bir hmm. şey. Bir bir sorun olabilir ama başka yerlerde öyle senaryolar yazılacak ki bu Galatasaray'a da zarar verecek. O yüzden bence bilgi akışını sağlamak Aynen. her zaman daha iyidir. Ya senin dediğinse çok iyi bir olay. Hı -hı. Hani oyuncuyu hazır edip fizik olarak, mental olarak, taktiksel olarak belli bir seviye getirdikten sonra tekrardan. Belki özel hayatında bir şey vardır ona yardımcı. Çünkü Hı -hı. yani Evet, bilemiyoruz. Tecrübe ettiğimiz şeyler hani oyuncu 3 hafta yok, 4 hafta yok, Hı -hı. ne oldu diyorsun. Sonra bir ortaya çıkıyor Aynen. ki hani de bir tabii, hastalık tabii. olmuş, bir şey olmuş. Yani o yüzden bilgi. Yani dileriz oyuncu kazanır çünkü yetenek olarak önemli e, tam, bir oyuncu. Sonuçta şey de... yatırım da yapıldı. Ha, o çok önemli. Tabii bu maçı hani birkaç cümle Getson'dan bahsetmeden de konuşmamak olmaz hı hı. çünkü Getson e, istatistiklerini not almıştım. 12 tane foul yapılmış Getson'a yani 12 foul yapılmış inanılmaz. Evet. 28'de 18 ikili mücadele 28'e girmiş 18'ini kazanmış. 4 tane pas arası yapmış. Sahanın da en çok topla buluşan oyuncusu 74 defa. Zaten attığı gol direkt Toni Kroos İsveç Tabii. maçı golü. Biraz zorlasak. Ekstra, çok, çok Juninho, bir gol. muazzam bir falso. Onun dışında her şeyi yaptı. Her şeyi yaptı. Tüm sarı kartlarını neredeyse hı. o gösterdi. Ee, Şeyin e, Torrent zaten hakkını verdi yani. Torrent'in maç son açıklaması da şuydu bu arada yani kendi oyununu anlatırken Rizespor çok iyi takım. Hı hı. Bak, bu Rizespor iyi olur ilerleyen haftalarda. Çok iyi gol attılar. iki tane muazzam gol attılar. Getson çok tehlikeli oyuncuydu. Ona önlem aldık. Rakibin de hakkını teslim eden alışmadığımız. Şey de söyledi. Hani gerideyken Gomis oyunu atarken Mustafa Muhammed alma nedeni orta sahayı zayıflatmamış. Çünkü çok iyi bir baksı evet. oynayan Getson Fernandes vardı Doğru Olarak Getson e, muazzam bir performans. Zaten beklediğimiz bir şey. Evet, evet. Zaten Getson bu. Önümüzde yani sondan bunu kesinlikle bekliyorduk ama baya kısa zamanda o farkı koymaya başladı. Hemen hemen başladı. Mesai başladı pazartesi yani. Evet o da enteresan. Bu bizim ligimizin bir seviye tabii. göstergesi midir? Ya oyuncu da kendisini hazır tutmuş. ya yani şimdi onun da hakkını yemeyelim. O zaman şöyle demek lazım. Yani Benfica'da maça çıkmadan idman bile yapsan <laughs> Türkiye Ligi için Pizzi, Getson <laughs> hani belli bir seviye gösteriyor. Ama ligde de bir kalite sorununu gösteriyor tabii. O, o, kesinlikle, o kesinlikle. Çaydan bir yudum alamadım. Ya. <laughs> Çekirdekçi tayfanın içerisinde özel bir bölüm var. Her hafta hatırlatıyoruz. En güvenli tercihi belirliyoruz. Bu bazen oyuna giren bir oyuncu olabilir. Bazen ilk 11'e yerleştirilen bir oyuncu olabilir. Bazen oyun içerisindeki bir değişiklik olabilir. Biz bu haftanın en güvenli tercihini haftanın galip takımlarından, gösterişli galibiyet alan takımlarından biri olan Alanya Spor'dan seçtik. Mustafa haftanın en güvenli tercihimiz kim ve neden? En güvenli tercihimiz Umut Güneş. Ee, bir kere 21 yaşında bir oyuncu ve Farioli'nin üçlü orta sahası için çok ideal bir oyuncu bence. Hani Novaj zaten çok değerli bir oyun kurucu. Şu, ona hatta şey diyorum Ruben Neves diyorum. Ligimizin Ruben Neves'i yani direkt derinde oyun kurucu oluyor. Hatta bayağı hücuma da katılmaya başladı. Ruben Neves diyebilir miyiz? Neves. <laughs> <laughs> e, ee, numarada o var daha doğrusu topu derinden alan o. Novaş. Emrah Baba. Forvet yakın oynayan 8 numarası. Bir de arada hem tempo koyacak hem de ceza sahasında fazlalık yaratacak bir oyuncu arıyordu. O Efkan'dı bugüne kadar. Farah Ali böyle bir tercih yapmıştı ama Umut Güneş daha uydu ona. O yüzden belki de en güvenli tercih onu tercih ettik. Hem daha potansiyel ve Efkan'a göre topa aynaladıktan sonra fark yaratma ihtimali daha yüksek bir oyuncu. Attığı golde de onu gösterdi zaten. Direkt çatalı buldu. Tempo olarak bu rol için uyumlu. Topu aldıktan sonra hem driplinglerle hem şut tehdidiyle bu rol için uyumlu. Artık e, buradan devam gibi gözüküyor. İdeal orta sahası Nova iş, Emrah Kaba, Umut Güneş kalacak gibi. Yani şöyle, e, şimdi dediğin gibi top sürmesi var, topla mesafe kat etmesi var, savunma rolü de var. Tabii. İki top uzaklaştırması var, iki kafayla top uzaklaştırması var. Aslında yani fizik olarak göster o kadar göstermese de ve 21 yaşında Almanya altyapısı olan böyle %85 pas isabeti var. Ki belki yani Faroli takımı için az bile. <laughs> yani aslında çok iyi de e, mecazen söylüyorum. ima ile. Doğal olarak dediklerine katılıyorum. Umut Güneş zaten 5 birlik Konya Spor gibi evet, bir evet, takım. Burada tabi bir cümlede bir cümlede e, genç oyuncu Oğuz Aydın için söyleyeceğim. Döbetçi golcü. Adam her maçta gol atıyor. ya. Yani. Öyle bir şey <laughs> var ama 10 maç 4 gol. Ya ve hepsi sonradan giriyor. O da çok genç, 2000 doğumlu. Belki onu da ilerleyen haftalarda Aynen. bir güvenli Bayağı tercihi. güzel bir e, kenar forvet çıkabilir ondan. evet, ondan. Çıkabilir. Haftanın en güvenli tercihi Alanya Spor'dan Umut Güneş. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.